Selamün Aleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. bizlere de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet benim şu güzel kızlarım bugün sizlere göstermek istedim. Bakın çeşit çeşit yaprak güzellerimle ve şöyle bir ayrı güzel güzelleşen coşan begonya kızlarımla geldim arkadaşlar bunlar da yaprak güzeli türlerinden ben öyle düşünüyorum şu rex begonyamın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ben bu rex begonyamı yapraktan ürettim tek yapraktan ürettim arkadaşlar evet ben de bilmiyordum yapraktan rex begonya üretildiğini evet üretiliyormuş sadece şu yapraktan şöyle rex begonya üretebiliyoruz arkadaşlar kırıp suya koyabiliyoruz Evet bugün şöyle e, çiçeklerimden bahsedeceğim. Yine çiçeklerime büyümesi için çiçeklerimin sağlıklı olması için güzel bir, bir kürden bahsedeceğim arkadaşlar. Kürüme geçmeden önce biraz önce de bahsettiğim gibi şöyle rex begonyam. Onun yanında şöyle çilli kızım çilli begonyam var. Bakın onun yanında şöyle güzelleşen, coşan yaprak güzelim var arkadaşlar. Ve yaprak güzellerinin her çeşidini seviyorum. Hepsini bir ayrı güzel seviyorum. Şu güzelliğime bir bakar mısınız? Evet. Bakın şurada da bir farklı yaprak güzelim var arkadaşlar. Şöyle külüme geçmeden önce yaprak güzellerinden sizlere kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar. Bakın mesela yaprak güzeli e, deriz ki hani güneşi sever. E, cam önünde, aydınlık önünde olmalı deriz. Yaprak güzelinin cinsine göre değişiyor arkadaşlar. Bunu da ben e, hani yaprak güzeli yetiştire yetiştire hatalarımı ve deneyimlerimi yaşaya yaşaya öğrendim. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Bu kipirik kızım benim direkt cam önünde duruyor arkadaşlar. Öğleye kadar direkt camdan gelen güneşin önünde duruyor ve hiçbir şey olmuyor. Bakın bu da cam önünde duruyor ama bu biraz kendini salıyor arkadaşlar. Dik güneşin önünde durduğu için böyle güneş geçene kadar biraz şöyle bir kendini salıyor, bir mayhoş oluyor. Ondan sonra kendini toparlıyor güneş geçtikten sonra. Bakın bu da cam önünde duruyor. Bu güzel kızım da cam önünde duruyor arkadaşlar. Ben bundan şöyle şurada kelle uçurma yaptım. Şuradaki kellesini aldım. Çünkü tohumlanmışmış. Kartlaşmasını istemedim. O kelleyi de alınca buralardan yavru verdi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Eğer çiçek, çiçeğiniz böyle kartlaşmaya, tohumlaşmaya başladıysa hemen bir şöyle şuradan bir kelle uçurun arkadaşlar. O zaman kendine geliyor. Benim bu güzel kızım da cam önünde duruyor arkadaşlar. Bu da güneşten etkilenmiyor. Fakat bu yaprak güzelim. Cam önünde ama karanlık. Camın karanlık yerinde duruyor arkadaşlar. Çok az bir güneş alıyor. Bakın az güneş alan hatta hiç güneş almayan yeri bu şekilde sanki güneş alıyor gibi yaprağı koyulaştı. Bu yaprağın koyulaşması arkadaşlar bakın oysa ki bunlar hani cam önünde durduğu için bu şekilde yaprağı koyuluyor. Bakın yaprağın koyduğunu görüyorsunuz değil mi? Direkt cam önünde olduğu için bu şekilde koyuyor arkadaşlar. Fakat bu ise Cam önünde ama benim koyduğum cam önünde güneş almayan bir yerinde arkadaşlar. Güneş almayan yeri tam tersi bu şekilde koyu oldu. Bunu da yeni fark ettim. Demek ki bu yaprak güzelimde güneşi sevmiyor arkadaşlar. Sadece şöyle aydınlık olması yeter. Özellikle eğer mutfakta, kölge bir alanda bakarsanız bu şekilde rengi daha bir koyu daha bir güzel oluyor benim bu güzel kızım. Evet şöyle şimdi çiçeklerim açmıyor ya da büyümüyor diyorsanız sizlere güzel bir kürle geldim bugün arkadaşlar. Şöyle kürümüze geçelim. Bakın şöyle kürümüze elma sirkesi var bugün kürümüzde. Ve şeker var arkadaşlar. Evet. Bu küp şeker olur. Toz şeker olur. Hiç fark etmez. Elma sirkesinde bakın şöyle bimden aldım bildiğimiz elma sirkesi arkadaşlar. Eğer sizin evinizde varsa doğal elma sirkesi o daha iyi olur. Şöyle hem kürümüze geçelim. Hem de faydaları neler ondan bahsedelim arkadaşlar. Benim şöyle bir litre dinlenmiş oda ılıklığında bir suyum var. Gördüğünüz gibi normal su. Şöyle bahsedelim sizlere. Öncelikle ben bu bir litre suya 3 küp şeker atacağım. Eğer evinizde küp şeker yoksa hani Fatma Hanım benim evimde küp şeker yok. Onun yerine toz şeker olur mu derseniz. Onun yerine toz şeker bakın şöyle göstereyim sizlere bir yemek kaşığı bakın bir yemek kaşığı şöyle hatta suya şimdi yemek kaşığı ile atayım arkadaşlar bir yemek kaşığı bu şekilde silme hepsini atmayacağım bakın silme olacağı için bu şekilde bıraktım şöyle bir yemek kaşığı silme toz şeker ekledim arkadaşlar hani evinizde var ise bir yemek kaşığı toz şeker ekleyin yok ise bu şekilde üç tane küp şekeri de ekleyebilirsiniz bakın ben bunu atmadım. Bunun yerine toz şeker attım. Ama sizde toz şeker yoksa küp şeker attın. Küp şeker yoksa toz şeker atın Eyvah Fatma Hanım ne yaptınız? Bir yemek kaşığı e, şeker attınız diyeceksiniz. Evet bir yemek kaşığı şeker attım. Ama ne yapacağım şimdi ona da bir bakın. Bir yemek kaşığı şekerli suyumun için arkadaşlar iki yemek kaşığı da sirke koyacağım. Bu şekilde. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun. Şöyle gördünüz mü sirkemizi? Şimdi e, bunun faydasından bahsedeyim. Öncelikle hem suda e, karışmasını bekleyelim arkadaşlar. Şöyle sirkemi kenara alayım. Arkadaşlar şeker çiçeklerimizin köklerini besliyor ve daha hızlı gelişmesini sağlıyor. Hani eğer çiçeklerimiz çiçek açmıyor ise bu sardunya olur ve herhangi bir çiçek olabilir arkadaşlar. Ya da büyümeyen çiçekleriniz var ise bu şekilde benim gibi 1 litre suya 1 yemek kaşığı toz şeker. 2 yemek kaşığı sirke koyarsanız o sirke toz şekeri kırıyor arkadaşlar. Toz şekeri kırdığı için hani kuvvetini aldığı için çiçeğimize bir zararı olmuyor. Ben zaten ara ara videolarımda çiçeklerime toz şeker veriyorum. Hani Fatma Hanım toz şeker sinek yapar, karınca yapar demeyin. Önce bir araştırın sirke ile şekerin çiçeklere faydasını. Ondan sonra e çiçeklerinizde siz de deneyin arkadaşlar. Sirkenin ne faydası var şekerle birlikte karıştığı zaman. Sirke de arkadaşlar şeker veriyoruz ya şimdi e, şeker kuvvetli koydum ya Bir yemek kaşığı koyduğum için sirke de toprağımızda bakteri oluşmasını önleyecek. Çiçeğimizin daha sağlıklı gelişmesini sağlayacak ve aynı zamanda bakın bu şekilde eğer gelişimsiz yaprağı varsa bakın benim yapraklarını görüyorsunuz. Bu şekilde sağlıksız yaprağı var ise ve daha sağlıklı gelişmesini sağlayacak. Yani sirke arkadaşlar çiçeklerimizin sağlıklı gelişmesini sağlayacak. Şeker ise çiçeklerimizin daha güzel büyümesini ve daha kuvvetli büyümesini sağlayacak. Bakın benim bu e, Rex Begonyam sağlıklı. Ama şu yeni açan şöyle bakın. Gördüğünüz gibi delik delik olmuş. Burada bakın şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu demek istiyor ki benim vitamine ihtiyacım var diyor. Hani bu daha sağlıklı açması için yeni gelen yapraklarını şöyle göstereyim. Aralarda bir sürü yeni filizleri geliyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle ben bu güzel kızımı bir çevireyim. Aralarını göstereyim sizlere bakın. Gördüğünüz gibi biraz önce de bahsettiğim gibi. Ben bunu yapraktan ürettim arkadaşlar. Altı bütün full yavru. Şöyle göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi. Bakın şöyle de toprağım arkadaşlar. Geçirgen sera toprağıdır. Bakın bu şekilde geçirgen sere toprağıdır. Ben bunu yapraktan ürettim ve daha sağlıklı gelişmesi için bu şekilde sirkeli ve şekerli su vereceğim. Sirkeli ve şekerli suyumuzu şöyle bakın ferment ettik bu şekilde birbirine karışmasını bekledik. Şir e şeker'i sirke kırdı arkadaşlar. Hani kuvvetini kırdı. Kuvvetini kırdığı için rahatlıkla her saksıya iki kepçe verebiliriz bu şekilde daha güzel büyümesini sağlayacak arkadaşlar. İleriki günlerde ben bunu sizlerle paylaşacağım. Bu kürü açmayan çiçeklerinize verebilirsiniz. Hem çiçeklerinizin büyümesini sağlayacak hem de çiçeklerinizin sağlıklı gelişmesini sağlayacak arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Çünkü ben yaprak güzellerimin de çok büyümesini istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben de yaprak güzeli çiçeğinin hastalığı var. Niye derseniz elimde bayağı herhalde bir 8 10 çeşit yaprak güzeli vardır ama sizlerle paylaşmaya fırsatım olmuyor. İnşallah bir gün hepsini sizlerle şöyle paylaşacağım. Şöyle hem sirkeli hem şekerli suyu bakın ikram ediyorum arkadaşlar çiçeklerime. Bazen takipçilerim diyor çok tekrarlıyorsun diye. Ee, unutan ya da videonun sonunu sardırıp da e, izleyemeyen, anlamayan arkadaşlar olursa onlar için tekrarlıyorum arkadaşlar. Şeker çiçeklerimizin kökünü besliyor. Aynı zamanda içine sirke de kattığımız için sirke de çiçeklerimizin bakteri toplamasını önlüyor ve yapraklarının daha güzel gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu araştırılmış, uygulanmış bir e, kürdür arkadaşlar. Öncelikle bir araştırın. Ondan sonra benim bu verdiğim miktarda bakın fazla vermeyin. Ben her saksıya iki kepçe verdim arkadaşlar. E, bir yemek kaşığı şeker attım. 1 litre suya iki yemek kaşığı sirke döktüm. Ve her saksıya da iki kepçe veriyorum bakın. bu şekilde tekrar çünkü ona bir verdim bir daha vereceğim arkadaşlar ileriki günlerde de sizlerle gelişimini paylaşacağım ben bu güzel kızımın bakın Rex begonyumu da veriyorum şöyle o oh, şifa olsun çünkü yapraklarının daha sağlıklı olmasını istiyorum arkadaşlar daha güzel büyümesini istiyorum Evet bugün şöyle sizlerin karşısına Güzel kızlarımla, yaprak güzellerimle ve begonya kızlarımla geldim arkadaşlar. Begonya kızlarımın ve çiçeklerimin daha güzel ve daha sağlıklı büyümesi için şekerli sirkeli küp yap, kür yaptık. İnşallah memnun kalmışsınızdır anlatımımdan. Ben her zaman uyguladığım bir kürdür arkadaşlar. Şeker, sineklenme olmaz, karınca gelmez. Bunun için hiç korkmayın, tasa etmeyin. Ama çok verirseniz, aşırı verirseniz o zaman korkun. Ben bu kürü 3 ayda bir uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi uyguladım. Haziranın başında havalar serin olduğu için uyguladım. Havalar sıcakken bu kürü uygulamam arkadaşlar. İkisi birlikte kuvvetli gelir. Ne zamana kadar bu kürü uygulamam? Kış ayına kadar. Yani güzün tekrar uygularım ben bu kürümü. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mevlana diyarına şöyle hepinize kucak dolusu selamlar, kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.